Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle bir bebek ünüm var ve kullanmış olduğum tığımın numarasını da hemen göstereyim. 3 mm kalınlığında da tığ kullanarak güzel bir örgü modeli anlatmaya çalışacağım. Şöyle zincirimi önceden çektim. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi hemen modelimin yapım aşamalarına geçelim. Zincirimizi çektik. Santim olarak ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yapacağınız modelin ürünün santim olarak ölçün ve zincirinizi ona göre çekin. Üzerine bir kez aldım. Şöyle bir tane atlayıp diğer zincirin içerisine bu şekilde bir sık iğne diyelim yaptık. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire geçip aynı şekilde, daha sonra yine üstüne aldım. Diğer zincire geçiyorum. Üçünü bir çekiyorum arkadaşlar. Her bir zincirin içerisine aynı işlemi uygulayacağız. Üzerine bir kez alıp bu şekilde bütün zincirimizi tamamlayacağız. Evet, aynı işlemi zincir sonuna kadar devam edelim. Bütün bir zincirimize aynı işlemi uyguladıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim, döndüm. Döndükten sonra üzerine iki kez sarıyorum. Hemen yanımdaki sık iğnenin içerisine bir tane bu şekilde trabzan yaptım. Daha sonra tekrar iki kez sarıyorum. Hemen yanına yine bakın 2, 2, 2 olacak şekilde trabzanımı yaptım. Tekrar hemen yanına yine üçüncü trabzanımı da yapıyorum. Bakın, zincirle birlikte 4 tane trabzan oluşturduk. Şimdi üzerine bir kez aldım. Bakın, şu 3 tane trabzanın yanından geçiyorum ve şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. 2 3 4 ve 5 tane bu şekilde sarıyorum. Daha sonra bakın, hemen yanımdaki sık iğnenin içerisinden geçip ilmeğimi aldım ve bunların hepsini tek seferde böyle çektim arkadaşlar. Daha sonra yine yanımdaki sık iğnenin içerisinden geçtim ve bakın, buradan zincir çekmeye başlıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Dördüncüyü ikisini beraber çekerek tamamlıyorum. Bakın böyle. Daha sonra tekrar 2 kez üzerine sarıyorum. Yanımdaki sık iğneden devam ediyorum yapmaya. Yine 3 tane trabzan yapacağım. Bakın, 3 tane trabzanımı tamamladım. Şuradaki zincirimi saymıyorum. 3 tane trabzanımı tamamladıktan sonra yine aynı işlemi uygulayacağız. Üzerine bir kez sarıyorum. Şu üçünün hemen şöyle yanından geçtim. Şöyle 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi sardım. Bakın böyle. Hemen yanımdaki sık iğneden geçiyorum ve bunların hepsini tek seferde yukarı doğru çektim. Yine yanımdaki sık iğneden geçiyorum. İlmeğimi aldım ve 1 2 3 tane zincir çektim. Dördüncü zincirde ikisini birden kapatıyorum.
Bakın böyle arkadaşlar. 3 tane böyle ikili sardığımız trabzanlarımızı yapacağız. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Üzerine alıyorum. Şu üçünün hemen yanından geçiyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi çıkarıyorum. Daha sonra yanımdaki sık iğneden ilmeğimi alıyorum. Bunların hepsini tek seferde kapatacağım. Ve daha sonra yanımdaki ilmekten bir ilmek çıkarıp yukarıya doğru 3 tane zincir çektim. Dördüncü de kapattım. Bakın bu şekilde arkadaşlar, sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Sıranın sonuna kadar geldik. Burada da bakın yine burayı çektikten sonra battım ve 1 2 3 dördüncüyü bu şekilde zincirimi çekerek sıramı tamamlıyorum. Şöyle. Şimdi dönüş için 1 2 tane zincir çektim ve döndüm. Üzerine alıyorum. Bakın ilk önce şu boşluktan geçtim ve buraya şöyle üçünü kapattım. Tekrar üzerine aldım. Bakın burada 3 tane trabzanım var. Bunun ortasında kalan. Onların tepelerine de yine şöyle 1 2 ve 3 tane oradaki trabzanlarımın tepelerine yapıyorum. Daha sonra bakın şurada boşluk var burada. Buraya bir tane. Ve yine yanındaki boşluğa bir tane. Bakın bu şekilde. Yine bunların 3 tane trabzanıma şöyle 1 2 3 buradaki zincirin bir tane sağına, bir tane soluna. Yani her bir gördüğümüz trabzana birer tane yapıyoruz. Ortadaki zincirimizin bir sağına, bir tane de soluna yaparak bu sıramızı da böyle tamamlayacağız. Şöyle. Modelimiz oldukça kolay ve de çok gösterişli arkadaşlar. Yalnız bu sık iğneleri yaparken şuradaki iplerinizi almayın. Ben diğer taraftakilere de pek dikkat etmedim. İnşallah almamışımdır. Evet, almamışım. Yani buradaki iplerinizi almamaya özen gösterin. Evet, buradaki 3 trabzanımı da yapmışım. Hemen zincirin şöyle sağından solundan geldim. Son şu 3 trabzanımızı da yapalım. Ve bir tane de bakın buradaki zincirin içerisinden geçtim. Burayı kapattım. Şimdi aynı işlemi burada uygulayacağız arkadaşlar. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Döndüm. Üzerine iki kez alıyorum. Hemen yanımdaki sık iğneden başlıyorum yine trabzan yapmaya. 1
2 3 tane trabzanımı yaptım. Üzerine alıyorum. Yine aynı şekilde şöyle ilmek çıkaracağım. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi çıkardım. Yanımdaki sık iğneden ilmeğimi alıp hepsini bir kapatıyorum. Ve yine yanımdaki sık iğneden 1 2 3 dördüncü de kapattım. Bakın böyle. İki kez sarıyorum. Yanımdaki sık iğneden devam ediyorum. İki. Üç kez trabzan yaptım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş kez sardım. Hemen yanımdaki sık iğneden ilmeğimi alıyorum ve bunların hepsini tek seferde kapatıyorum. Evet, şunu bir daha alalım. Şöyle ilmeğimizi alıp tek seferde hepsine çıkmamız gerekiyor. Bu şekilde. Ve yine yanımdaki ilmekten de 1 2 3 tane zincir, dördüncü de kapatıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonunda da bakın son bir tane sık iğnem kaldı. Ona da 3 dördüncü de kapatarak yine bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle. Şimdi tekrar 2 zincirimi çektim, döndüm. Aynı şekilde arkadaşlar bakın buradan başlıyorum. Üzerine alarak sık iğneler yapmaya. Her bir trabzana 2 ve aralardaki boşluklara. Evet. Modelimiz bu kadar. Anlatımı böyle. Modelimizin duruşu da böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Güzel bir örnek oluyor. Hemen bu bebe yünüyle örülmüş hali. Bir de şöyle alize diva ile ördüm arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Bakın o da böyle. Bu iple de çok güzel oldu. Bebe yünüyle de çok güzel durdu. İkisiyle de güzel duran bir örnek oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğenim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Destek amaçlı abone olacaksınız. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.